Yana muhabirimiz Ceren Ural duruşma başladığı andan itibaren takipte. Görüntüleri de kameraman arkadaşımız İbrahim Yıldırım sizlere ulaştırıyor. Çok kalabalık olduğu bilgisi var Ceren Ural. Diğer yandan duruşma salonu kalabalık. Seçil Erzan'ın gözyaşlarına boğulduğu bilgisi var. Hepsi ve daha fazlası sizde o bilgilerin, sözü bırakıyorum size. Ülkü Çoban, duruşma saat 11'de başladı. Sizin de söylediğiniz gibi oldukça kalabalık bir duruşma olduğunu söylemeliyim. İçeride ayakta kimseyi almıyor mahkeme başkanı. O yüzden birisi çıktığında diğerisi içeri girmek zorunda kalıyor. Davayı takip edemeyen basın mensupları da var maalesef bu durumda. İçeride teknik aksaklıkları olduğunu da söylemeliyiz tabii. Seçil Erzan konuşma yaparken mikrofonu da bozuldu. Arka taraftaki insanlar duyamıyorlar ama sadece ön tanıktaki müşteki olanlar orada şu anda aslında daha net bir şekilde Seçil Erzan'ın ifadelerini dinleyebildiğini söylemeyiz. Ama tabii ki içeriden notlarımız var. Hemen onları sıcak bir gelişme olarak aktaralım. İlk duruşmaya göre Seçil Erzan'ın daha sakin olduğunu söylemeliyiz. Çünkü ilk duruşmada oldukça heyecanlıydı ve kendisine sorulan soruların çoğunu hatırlamıyorum yanıtını vermişti. Ama bu ikinci duruşmada daha sakin ve olayı en başından itibaren anlatmaya başladı. Ve ben bu daha önce bu fon diye bir şey söylemedim. Zaten kendi ailemin içinde ben bunları yapıyordum açıklamasında bulunduğunu söylemeliyiz öncelikle. Müşteki iş insanı Atilla Baktaş'tan 250 bin dolar aldığını ve 400 bin dolar olarak kendisine geri verdiğini söyledi. Ancak işlerin bir süre sonra bozulduğunu, artık milletten aldıkları parada açıklar çıkmaya başladığını söyledi. Yani o yüzden birinden aldığı parayı diğerine veriyordu. Bu yüzden de bir fon demiyor kendisi bu durumu, aslında gizli bir işlem söylüyor. Ama bu aldığı paraları başka kişiler arasında paylaştırdığını söyledi. O yüzden de bir yerden sonra tıkandığını, artık aldığı paralardan bir kar elde edemediğini söylemeliyiz. Erzan mahkeme başkanına bana artık para vermeyin diye yalvarıyorum diye söyledi. Mahkeme başkanının cevabı ise almasaydın sen de o zaman oldu. Ama bu sefer de Seçil Erzan'ın savunması ise açığım vardı. O yüzden diğer müştekilerden de para almak zorundaydım. Çünkü onlardan aldığım parayı ödeyemediğim diğer kişilere veriyorum açıklaması oldu. 2021 Mart ve Nisan arasında aldığı paraları değerlendiremediğini söyledi bu süreçte. Ama Fatih Terim ve bankanın CEO'su olan Hakan Ateş fonu olduğunu söylemedim. Sadece en son Emre Berezoğlu'na fon demiş olabilirim açıklamasında bulundu. Yine kendisine sorulan birkaç tane soruya ise hatırlamıyorum yanıtını verdi. Emre Belezoğlu'nun parasını ne yaptın diye sorduğunda mahkeme başkanı, kendisi ondan 250 bin lirasını Atilla Baltaş'a, 700 bin lirasını Barış Tarı'ya, bir diş hekimine ise 650 bin dolar, Selçuk İnan'a 300 bin dolar verdiğini söyledi. Yani aslında kendisi aldıkları parayı, ben ona bir fon açıyorum, buradan da size kar elde ediyorum diye aldığı parayı aslında diğer kişilere paylaştırdığını burada söylemeliyiz. Semih Kaya da biliyorsunuz bu davanın aslında önemli isimlerinden. Çünkü Semih Kaya kendisini darp etti iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak Semih Kaya yaptığı açıklamasında bunları yalanlamıştı. Semih Kaya'ya ilişkin sorulan sorularda ise kendisine 300 bin dolar aldığını, kendisinden geri 1300 lira dolar olarak ona verdiğini söyledi. Ancak tekrar bunun işletilmesi için Semih Kaya'nın Seçil Erzan'a 1300 bin dolar daha verdiğini söyledi. Şu anda duruşma hala devam ediyor. Dediğimiz gibi içeride yoğun bir gündem olduğunu söylemeliyiz. Özellikle kırılan telefona ilişkin aslında nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu. Çünkü orada yeni deşifreler ortaya çıkmıştı. Arda Turan'la özellikle konuşmaları da ifşa olmuştu. İşte bunun ardından kendisinin nasıl bir savunma yapacağı da merak konusu. Biz bu yayından sonra yine içeri gidip duruşmayı takip edeceğiz ve yeni gelişmeler oldukça da buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Ceren Ural, bir soru sormak istiyorum. O da tam bir yüzleşme gerçekleşebiliyor mu? Çünkü futbolcular ekseninde zaten futbolda dolandırıcılık davası diye başlamıştı her şey. Şimdi bize gelen bilgi, Arda Turan, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak, Muslera duruşmaya mazeretleri olduğu gerekçesiyle katılmamış. Katılmadıklarını sen de gözlemledin mi? Evet, Arda Turan gelmedi. Fatih Terim'in kızı Buse Terim içeride ve onun da eşi Volkan Bahçekapılı ve Semih Kaya dediğimiz gibi içeri geldi. Ama sizin de söylediğiniz gibi Arda Turan kendisi buraya gelmedi. Emre Benezoğlu, Fernanda Muslera, bunlar mazeretli olarak gelmediler aslında. O yüzden şu anda Seçil Erzan'ın aslında savunması uzun sürüyor diyebiliriz. Şu anda tam bir yüzleşme olmuyor. Baştan itibaren Seçil Erzan şu anda kendini anlatıyor ama yavaş yavaş artık bitmeye yakın, tanıklar da dinlenmeye başlayacak. O zaman gerçek bir yüzleşme
çatışma olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında mahkemenin içerisinde de gergin bir an olduğunu söylemeliyim. Çünkü Seçil Erzan ben hiç fon demedim dediğinde mahkemede bir mahkeme salonunda bir gülüşmeler yaşandı aslında. Yalan söylüyorsun ifadeleri de oldu. Aynı şekilde avukatlar da aslında ara ara birbirleriyle tartışmalar da yaşıyorlar. İçeride gergin bir an olduğunu söylemeliyim. Bugün bizim için yoğun bir gündem olacak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Siz hemen duruşma salonuna takibe geçiyorsunuz. Yeni bilgiler geldikçe Tele1 ekibinden arkadaşlarımız...